servislerimizi bekliyoruz tadına bakmak için. Ayşe Hanım dayanamadı, girdi. Afiyet olsun onun Ayşe. Var mı servisi? Şekere düştü, onun varmış. Benim. Teşekkür ederim. Benim de var. Buyurun İnce Hanım. Teşekkür ederim. Özelliğiniz de bizde yok, sizde var. Ya vallahi oraya koydu sonra ayrıca... süre bitti. Evet. Afiyet olsun herkese, buyurun. Ayşe Hanım, beğendiniz mi tatlıyı? Tavuk göğsü olmuş mu? Tavuk göğsü olmamış. Ne olmuş? Ya ben ilk defa böyle bisküviye sarılı bir tavuk göğsü görüyorum. Sarılıyor mu sarılmıyor mu bilmiyorum. Allah Allah, akşama kadar olsa ki internette şey geziyorsunuz yani. Tavuk göğsü. Evet, rulo görmediniz. Bir tane gösterebilir miyiz? Sürekli tavuk göğsüne bakıyorum. Rica ediyorum. Bunun ismi nedir internette? Tavuk göğsü sarma. Tavuk göğsü rulo. Yani sarma, evet. Yani ne dersiniz? Şimdi hanımefendi tavuk göğsü rulo yapacakmış ama sabah tavuk göğsü olarak söylediği işi. Evet. Siz tabii otomatikman tavuk göğsü. Aynen öyle. Onu bekledim. Ben yani beklentimi karşılamadı. Bir de katı olmuş. Hani birazcık daha şöyle yumuşak. katı. Bıçakla. Ne oldu Nazlı? Niye güldün? Kıvamı katı. Yorumunuza niye katı olmuş? Komik mi? Hayır. Ya espri yani... yapmadım. Yorum yaptım. Tamam da katı hani böyle kesilmez. Katı. Şimdi tavuk göğsü birazcık daha yumuşak olur. Bu kadar katı olmaz yani. Peki, afiyet olsun. Beğenmediniz. Yok, hayır beğenemedim. Şengül Hanım, siz nasıl buldunuz tatlıyı efendim? Tatlıyı ben de beğenmedim Ayşe Hanım. Niye? Ben de böyle katı buldum Ayşe gibi. Ben böyle şey bekliyordum, sade bekliyordum. Hani öyle dedi, tavuk göğsü dedi. Cevizli, sarılık, kakaolu geldi. Şöyle lezzetli bir tavuk göğsü tadı almıyor musunuz? Almıyorum. Peki, afiyet olsun. Ellerine sağlık. İnce Hanımcığım afiyet olsun. Teşekkür ederim kızım. İnce Hanım beğendi galiba, inşallah yorumunu alacağım şimdi. Güngör Hanım. Beğenmesin mi bunu canım, kötü bir şey değil. Beğensem mi, beğenmesem mi, ne desem bilemedim ki. Aynen öyle. Ya öyle arada mı kaldın? Niye? Ya, bu onu da nezil etmiş görüyor musun? O ne diyeceğidi? Niye etkiliyorsunuz yorumunu Nazlı Hanım? Yorumunu niye etkiliyorsunuz? Güngör Hanım yorum yapacaktı. Şimdi siz yok, öyle hayır, söylediniz. Yok hayır, kararsız kaldı. Ben de yani beğensem mi? Aslında yani. Beğenmiş yani belli. Ama ne desem acaba diyor şu anda. Şunu demek istedim. Yani içinde bir raiha eksik gibi geldi bana. Yani ne eksik? Raiha. Esinti. Esinti bekliyorum. Evet. Ben alt yazı geçmesini bekliyorum. Anlayamadım şimdi. Raiha. Raiha. Evet. Raiha. Ne demek? Meraklık mı hocam? Ay bayılır. Geçmiş. Reyha mıydı? Raiha. Güzel koku demek. Onu biliyorum az çok ama. Böyle. Şimdi peki ne aroması hissettiniz? Bunun içine vanilya mı koydunuz, ne koydunuz bilemedim. Yani daha böyle bir farklı bir şey. Mesela tavuk göğsünde hiç değilse o tavuğun bir göğüs lezzetini hisseder gibi. Siz bir şey bundan oluyor. Ne tat aldınız, çıkaramadınız mı? İçinde tavuk çıkaramadım. Ne olduğunu çıkaramadım. İnanmıyorum. Ben sizden asla beklemezdim. Neden? Siz şu an bunun içindeki o aromayı bilemediniz mi? Bilemedim işte. Ne beni aroması var içinde? Beni o kadar aşçının başına dikilmişsiniz. Hepsini tek tek çok şaşırttınız İncilemişsiniz. Beni. Siz galiba daha çok kabak sevdiniz. Kabak gitti. Ay bayılacağım. Beğendin mi tadını, beğenmedin mi? Tadını beğendim. Eline beğendim, sağlık. Beğendim. Yani büyütmeyeyim artık. Hanımlar siz farklı bir aroma aldınız mı içinde? Dur herkes bir daha çatırıyor. Beş kere yediniz. Kız anlamadınız mı? Daha hala yiyorlar. Damla sakızı mı? Evet. Ama çok az. Hiç gelmiyor. Bak Fatma, Ayşe bir burnuna götürmesiyle anlatın. Benim burnum sağlamdır, bir koku alır. Aa, bir de şunu söyleyeyim, benim burnum koku almaz. Ama gerçekten mecazi anlamda da almıyor. Mecazi anlamda hani derler ya burnun koku almaz. Niye? Benim burnum hiç koku almaz. Ay Güngör abla, öldüreceksin beni. Nerede gidecek bu erkeni? Dur daha yarışacaksın ya. İnce... Ben de dinliyorum, ciddi bir şey anlatıyorum. İnce Hanım. Ben beğendim. Afiyet eline olsun. Sağlık. Tavuk göğsü tadını da aldım, lezzetini de. Peki. Afiyet olsun efendim. Evet. Afiyet herkes olsun. Yemeğini yedi, tatlısını yedi, beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Nazlı Hanım'ın ellerine kolağına sağlık diyorum. Her şey için teşekkür ediyoruz. Kapalı puanlama için gidiyoruz. Biliyorsunuz ki yarın son gün. 50 bin liranın sahibi belli olacak ve yarın Güngör abla yarışacak. Evet. Evet. Buyurun, beklerim hepinizi. Memnuniyetle beklerim, hepinizi bekliyorum. Hadi bakalım, inşallah Güngör Hanım'ın da marifeti... Gelecekler. İstesen istemeden de gelecekler. Yani. Yarın şen kahkaha Güngör Hanım'ın evindeyiz efendim. Puan vermek üzere gidiyoruz. Hepiniz hayırlı akşamlar, görüşmek dileğiyle. Nazlı Hanım'ın bugünkü menüsünü risksiz buldum. Sadece çorbasını ve bohçasını beğendim. Bu yüzden ona puanım... İki.
2. Nazlı Hanım'ın ana yemeğini beğendim, tatlısını beğendim. Nazlı Hanım'a puanım 3. Nazlı Hanım'ın bugün karşılaması hoşuma gitti, beğendim. Böreğini beğendim, çarşaf böreğini. Ana yemeğini beğendim, pilavını beğenmedim. Nazlı Hanım'a puanım 3. Nazlı Hanım'ın ana yemeğini beğendim, böreğini beğendim, bir de tatlısını beğendim. Onun için puanım 3. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.